Oyunun Dünyası Paribu sunar. Sokrates'e hoş geldiniz. Şampiyonalar biter. Tüllü tüllü olaylar biter. Her şey biter. Çok biliyorsun bitmez. Sokrates bitmiyor. Paribu'nun katkılarıyla hazırladığımız Çok Biliyorsun Ekstra'nın 3. bölümündeyiz. Biliyorsunuz şimdi insanlar artık Çok Biliyorsun Ekstra'yı kavradı. ve bağrına bastı. Neydi Çok Biliyorsun Ekstra? Hakikaten neydi? Öncelikle emekli sevgiydi ama sonrasında da neydi? Kendi aramızda editör arkadaşlarımız, ekran önü arkadaşlarımız, ekran çeşitli yerler arkadaşlarımız bunları bir havuza attık, çıkardık. Burada İnan Özdemir, Ruhat Akkuş. Ruhat'ı çok tanıyanınız yoktur. O yüzden inan sen kendini tanıtma. Hiç seni konuşmaya gerek yok. Ruhat sen bolca kendini tanıt. Ben bugün adminim aynı zamanda. Adminsin, admin Ruhat. Ve şunu söyleyeyim. Ben Ruhat'ı şöyle tanımlayabilirim abi. Yok zaten tanınmaz olur mu canım? Ruhat zaten biliyorsunuz haftalık fantezide de çok sık ekrana geliyor. Bir dönem şampiyonluğunu çalındığını iddia etmişti. Ben etmedim. Siz ettiniz. Kaan Kural karşısında. Ama Ruhat'ın şöyle bir özelliği vardır Erman'cığım. Sen de bilirsin. Şimdi biz o canlı yayınları yapıyoruz işte. Emre, sen, Orkun, Can, Aran çıktık. Ama o canlı yayınlar bu kadar iyi oluyorsa tabii onun sesli kahramanlarından biri Ruhat'tır. Bütün o chat'i okuyup bana o soruları atar. Soruları şey yapar. Anket açar. Bakar. Banlarız. Anket açar. Her şey var bu çocukta. Yani o yüzden ben benim için Ruhat'a karşı hem de bu hayatta en sevdiğim kardeşlerimden biridir. Yarışmak bir onurdur. İnşallah da bana şöyle bir tokatla gidecek. İşte Ruhat Akko şöyle bir adamdı. Biliyorsunuz burada kazanma kaybetme var ama yani kazanan da kaybeden de çok o, bir şey falan. O da bir ekip işi. Üst duru yok. Bir şeye gitmez. Aslında gördüğüm bir ilginç format abi. Bu yüzyılın formatı olarak da kabul edilen bir format. Yani kazananın da kaybedenin de bir şey yok galiba. Ödül de yok. Kayıp da yok. Hiçbir şey yok. Kayıp olan şey sadece. Rezillik. Hani bir şeyini oynamamız lazım aslında. Hiçbir şey yok. Kardeşim hayatta her şeyde şey değil yani ya. Ben sana bir kebap ısmarlayayım. Tamam. Birinci tur soruları 3 tane soru. İkinci tur soruları 2 tane soru. Üçüncü tur sorusu 1 tane soru. 6 soru mu toplam? Arkadaşlar kervanı yolda düzeceğiz. Rahat olun. Önceki bölümleri izleyip gelmiyorsunuz. Tamamen şu anda şey tabula rasa. O zaman 100 puan değerindeki ilk 3 sorumuzu arka arkaya alalım. İnancığıma da Ruhatçığıma da başarılar diliyorum. Sizin şeyinizden seçildi sorular. İlgi ve bilgi havuzunuzdan. Soru geldi gitsin. Alalım. Gelin ve gidim yaşandı. Joel Embiid kolej kariyerini hangi okulda geçirmiştir? A. Kentucky. B. Duke. C. Villanova. D. Kansas. Alalım. Kebap mı? Yani Rota kebap ısmarlayacağım. Ha o kebap. D Kansas. Ha pardon ekran. Arkadaşlar amatörüm. Ya o kadar bu ekrana geldim. Değil nereye gösterilirse göstersin gözükmez. Kansas ve D yazıyor. Ruhat'ta sadece D yazıyor. Sadece D yazdığı için sana 80 puan. Eyvallah. Hem Kansas hem D yazdığı için. Hem de cevap yazdığı için. Tabii. Şaka bir yana ikinizin yanıtı da doğru. Sizin gibi NBA gurularından kaçmaz. Bütün bilgi sorularımız NBA. Korkacak bir şey yok. Size yönelik hazırladık. Montverde High School. Hadi her bir de şey NBA. Şaban gibi ekleyici vereyim. Florida'ya geliyor 16 yaşında. Montverde. Bütün sorular NBA. Evet, sen sadece biliyor muydun? Sadece 3 soru değil. Sen nasıl bir şey bekledin? Ulan 2 tenis atarsın, 1 futbol atarsın sanki. Bu ne? Dün yani nedir? Ya rahat beni tokatlasın diye full NBA'de kaldım. Alalım. Miami Heat'in 2012-13 sezondaki 27 maçlık galibiyeti hemen yazıyor. Bak görüyor musun çocuğu? Bu da yazdı. Miami Heat'in 2012-13 sezondaki 27 maçlık galibiyet serisini hangi takım sonlandırmıştır? LeBron'lu, Dwayne Wade'li, Chris Bosh'lı o takım. Celtics, Mavericks, Bulls, Clippers. Alalım. Bulls. A. Boston Celtics. C. Chicago Bulls. Doğru yönet. Chicago Bulls. Ne oldu lan? Efsanevi bir seridir abi. Acayip bir seridir. Efsanevi bir seridir. O sezonda şimdi pek çok LeBron oldu ama bütün LeBronlar içindeki en büyük LeBronlardan biridir. Çünkü yani %60 sahiçi yüzdeyi
üst üste tutturduğu da bir seri vardı. Akıl almaz bir LeBron performansı. Tabii LeBron'un kariyerine dair bir şey. Ve o maçı da bakın, bu adam bir adım öne çıkıyor. Şaka yapmıyorum. O maçı açın YouTube'da izleyin abi. Gelmiş geçmiş en iyi normal sezon maçlarından biri. Eksik de bir Chicago Bulls. İnanılmaz Derek bir normal Rose sezon yok. Maçı. İnanılmaz bir normal atıyorum, sezon maçı. Muhtemelen yoktur Derrick Rose diye. Ve yani Loldenk galiba. Loldenk mi yıldızlaşmış şimdi? Kontrol etmek lazım. Açın izleyin, çok güzel. Noah. O maç gizli kahramanı. Tamam, ben sallayacağım. 86 yılında Larry Bird ve Magic Johnson'ın rol aldığı ve ikilinin sağ dışı arkadaşlıklarının başlangıcı kabul edilen reklam çekimi hangi marka için yapılmıştır? A. State Farm, B. Converse, C. Gatorade, D. Taco Bell. B. Converse. Converse. B. Converse. Doğru yanıt. Hocam sen eski yanıtlarını silmeyi planlıyor musun? Evet, 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 evet. Cevap anahtarı gibi. Ha, ben cevap anahtarıyım diyor. Hiçbir şey silmeme gerek yok çünkü yanlış yapmıyorum diyor. Okulda da kesin kıl öğrencidir. Vay, öyle büyük ihtimalle. Ben arkada otururum. Arkada oturan inektim ben. 300-200. Yani arkada otururdum ama derslerim hep şeydi. 5'ti, 10'du, 100'dü, neyse artık. 300-200 beyler. İlk tur 300-200 geçirmiş. Şimdi... İkinci tura geçtik. Burada... Sokrates'te de çok güzel yazı vardır bununla ilgili. Bak, Larry Bird Magic Johnson rekabeti ve bu reklam filmi üzerine sevgili Buğra Balaban'ın yazısını internet sitesinde yazsınlar, okusunlar. Yazı. Çok güzel yazıdır. Hatta Sokrates Originals'ta da bir Larry Bird Magic Johnson bölümü yapıldı mı yanlış hatırlamıyorsam. O yazıdan da kerteriz alınmıştı. Onu... Yapıldı, yapıldı. Hepsi yapıldı. Kulağıma öyle dendi yani, yapıldığını söylendi. Şimdi arkadaşlar, tahmin bölümüne geçiyoruz. 4 ve 5. sorularımız 200 puan yine NBA'den. Tahmin ne ya? Ya şöyle... Survivor'daki gibi. Yani burada net yanıt çıkıyor. Atıyorum LeBron James 2008-2009 sezonunda kaç sayı atmıştır? Anladım. 3500. 3000 ya, onun gibi. Alalım! 2024 NBA playofflarında en fazla sayı atan isim olan Luka Doncic. Mesela bu işte. Playoff boyunca toplam kaç sayı atmıştır? Hı-hı. Luka tüm playofflarda kaç sayı atmıştır? Yakın olan 200 puan alır. Adam tek tek işte Beş saniye. İki. Bitti. Silip aynı şey yazdım. Doğru okunsun diye. 650 dedim. Gösterelim. 548 Ruat Akkuş ve 650 İnan Özdemir. Sen 18 ile 30'u çarpıp bir ara 240 buldun. Hayır, işlemi yapıyordum. He, sonra 540 yaptın. Aynen. Sonra bir 8 daha ekledin. 18 ile 30'u çarpmanın nedeni 18 maç yaptı. 30 sayı ortalama tuttu. Ya şu anda o hızla yani yaklaşık bir maç. Birinci tur 4. Yarı final 4. Yok, daha fazla maç. Hayır, işte daha fazla da ben yaklaşık bir şey yaptım. Hı hı. Hatırlayamadım ilk, çünkü ilk turu 4-0'la geçmedi mi onlar? Yok. Yok abi, 6 maç yaptı ilk tur. İkinci tur 6 maç yaptı. Batı finalinde 5 maç yaptı. NBA finalinde 5 maç yaptı. 12, 17, 22 maç üzerinden. 22 üzerinden yapman bir, lazım. 1-2 tane kaçırdı. Hatırladığım kadarıyla 22'sinde de oynadı abi. Oynadı. Kaçırdığı playoff maçını hatırlamıyorum şu anda Luka Doncic'in. Sakat oynadığı çok maç var ama kaçırdığı belki bir tane olmuştur. Şu an hafızam beni yanıltıyor olabilir. Ama 21-22 dedim. 30 koydum oradan. Ben öyle hesapladım. O yüzden 650 dedim. Sen niye... 18'de çarptın. 6, sayıyı... Evet yani hızlı hızlı sayamadığım için hızlı, o esnada. Hızlı hızlı bir dakika verdik lan. Hayır öyle değil. Yani maç sayısını ya, hatırlayamadığım evet, için. Zor. Hayır canım hatırlayayım. Ya ulan bu adam NBA'in Türkiye'deki çok önemli pozisyonunda. Cevap! Kaç sence? Yani daha doğrusu şöyle. O mu daha yakın, sen mi daha yakın? İnan daha yakındır. Ya, niye? 620 falan çıkar kesin. Maç sayısını doğru hesaplamamışım. Yazık. Belli ki. 635! Hmm. 15 sayıyla kaçırdık. Çünkü 30 sayıyı Luka yapıyor kesin abi. Hmm, Michael yapıyor. Jordan'la birlikte NBA playoff tarihinin en yüksek zaten skoreri. O yüzden o, yani 30'dan gitmek lazım. Alalım. Larry Bird NBA kariyerine toplam kaç üçlük atmıştır? Sayland oynadığı maç sayısını. Maç başına bir üçlükten. normal sezon artı playoff yani tüm kariyeri dahil. Playoff'u da mı dahil ediyorsun? Playoff'u da dahil. Ha. Normal sezon artı playoff. NBA'de çıktı bütün maçlar. Toplam kaç üçlük atmıştır? Son 20 saniye. O kadar absürt bir yanıt bekliyor ki.
Larry Bird. Kaç maça çıktı NBA kariyerinde Larry Bird? Hiçbir fikrim yok. Abi şöyle, Larry Bird'ün tabii bel sorunları var. Bence playoff'la birlikte toplarsam biraz yüksekten aldım ben. O yüzden dur, düzeltiyorum şu anda. Düzeltiyorum. Playoff'la birlikte 80 maça çıktığı sezonlar olmuştur. Ha, tamam mı? Sen sezon başı diyorsun. Aynen, sezon başı. Ben toplamı sordum. Aynen. Ha. Kaç sezon oynadı? 15 sezon oynasa. 15 sezon oynamadı Larry Bird. Doğru. 11-12 sezon. 11-12 sezon oynadı. Sakatlıkları oldu 900, da oldu. 850 olsa, falan civarında bir maç olduğunu düşünüyorum. 897 maça çıkmış. Yani 850 maçtan hesapladım ben de abi. 850 maçtan hesapladım ben de. Şimdi sen gösterin bir cevapları. Allah. Sen 985 demişsin. Aslında 897 maç için gayet iyi. Ben 803'lük dedim abi. Bu kardeşim de 803'lük demiş. Onunki de gayet iyi. Yani 897 maç. Benim kalem bozuldu. Öncelikle size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hesaplayayım mı yapılıyor şu an? Hayır. Atmadığınız şutu kaçırmazsınız. Doğru. Eyvallah. Bu çok önemli bir hayat dersidir. Atmadığınız 800'dir. Şutu kaçırmazsınız. 729. Çünkü abi Larry Bird'ün oynadığı dönemde takımların maç başına üçlük isabeti 1 zaten. Boyalı alan oyunu ya bu. Aynen. O yüzden oyun yani, boyalı alan oyunu. Ve zaten yani 1.2-1.5 atıyor takımlar genelde. O yüzden bir oyuncunun kendi oynadığı maç sayısından daha fazla üçlük atması 90'lardan önce olmayan bir şeydi. Bir daha gösterin cevapları. Bu ne abi? Buradan cevap mı okuyamazsınız zaten. 800 dedim ya. Beyan kabul tepede ediyoruz. En yukarıda 800. Bak 825 dedim, 850 dedim. Her halükarda zaten az söylediğim için geçecekmişim ama yolculuğumu söyleyeyim. 850 ile başladım. 825'e indirdim, 800'e indirdim. Sonra o da şundan kaçırdığı maç sayısını kafamda şey yaptım. Atmadığınız şutu kaçırmazsınız beyler. Şimdi biraz arkadaşlar bir yaratıcı. Skor alayım. İnan her şeyi bildi şu ana kadar. 700-200. Sıkmacanın aslan paribu sorusu geldi. Ya, 300 puan. Ben paribu sorusunu çok merak ediyorum. Paribu sorusunda inan bilemezsen bilirsen mesafeler hızla kapanır. Kaç abi paribu sorusu? 300. Hiçbir şey bilmiyoruz formata dair. 300. 300. Paribu değerli sponsorumuz. Katkıları için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Onların 300 puanlık süper sorusu gelsin. Juan Carlos Navarro. Paribu'da fan token'ı da bulunan Barcelona haricinde hangi takımın formasını giymiştir? A. Utah Jazz, B. Orlando Magic, C. Portland Trail Blazers, D. Memphis Grizzlies. Allah yanılıyor olabilirim. Yani. Düşündüğüm kadar kolay gelmedi. Yanılıyor olabilirim. Allah Allah, ben nasıl benim bir yerde denk geldim falan herhalde. Ben yo doğrudur abi. Belki de çok kolay sorudur. Bazen hafıza yanılıyor böyle şeylerde. Alalım. Ben yanlış söylüyorum. Hayır, yanıtı değil. Ulan versene yanıtı. Memphis dedim ben. Ben de Memphis dedim de Portland'la Memphis arasında kaldı. Memphis. Hı-hı. Memphis tabi abi, o kadar zor bir soru değil ya. Az kaldı siliyordu ha. Gidiyordu yine. Keşke Portland deseydi. Silip Portland yapıyordu, ben durdurdum herifi. Abi sen baskı yaptın, baskı. Çok kolay falan deme. Çok kolay der. Ya bu aynen yani, söylediğim kadar kolay değildi bir kere. Ya şöyle oluyor abi bazen de. Mesela futbolda ya da teniste falan da oluyor bana. Yani ben bir yerden onu kafama kazımışım, tamam mı? Belki bu adamın çok iyi oynadığı bir maçı o gece ben seyrettim. Hı hı. Lakers'a karşı falan filan. Ondan sonra oradan oturmuş bende. Yani belki bana 6 tane İspanyol oyuncu versen bunlar hangi takımlarda İspanyol oynadı? İspanyol hangi takım? Ha mesela bak. Yok. Houston Rockets. Doğru. Hatta Spanulis hocaya diyor ki. Jeff Van Gundy. Jeff Van Gundy'ye. Kardeşim diyor. Ben diyor. Peki İngilizce mi diyor, Yunanca mı? Ben diyor Yunanistan'ın Tony Parker'ıyım. Beni nasıl oynatmıyorsun bu takım? O değil mi? Team ekibi. Adam Yunanistan'ın Tony Parker niye olsun? Ben Avrupa'nın Michael Jordan'ıyım diyor. Pardon, Avrupa'nın Tracy McGrady'siyim mi diyor? Tracy McGrady. O da diyor ki zaten Amerika'nın Tracy McGrady'si bizde diyor. Hoca aynen. Durur mu yapıştırır acaba? Parker nereden çıktı ya, pardon. Olayı hatırlıyorum da. Sporunuza sorsan şey diyordur şu an. Ben Tony Parker'den daha iyiyim. Olayı hatırlıyorum da tam şey yapamadım. Böyle böyle var işte kafada. Mesela Spanulis de öyle geldi bir anda falan. Bir yerlerde bir Rudy şeyler... Rudy Fernandez. Portland. Doğru. Marc Gasol'un ilk takımı. Dur. Clippers. Yok. Dur. Takas yaptığınız takım abi. Doğru. Doğru lan doğru. Takas yaptınız. Doğru. Şeye yolladık. Memphis. Memphis.
Paul Gasol'ün ilk takımı. Dur, çok kolay bu. Memphis. O da Memphis. Sınava girdik burada da. Ne oldu şimdi, sen 500 mü oldun? Öyle oldu. O 1000 oldu. 1000'e 500. Bakayım ne kaldı geriye. Daha ben biraz temizleyeyim ya. Bakın şöyle. Burada işte son şansın bence. Şundan dolayı burada şimdi bir maç vereceğiz. İlk 5'ten 3 oyuncu yok. Oyuncu başı 200 puan. Rod kazansın diye. O yüzden. Aynen. Abi Rod bence ya senin NBA anlattığın dönemin maç abi bu. Senin burada 3 oyuncunun 3'ünü de, sen 3'ünü de koyarsın bence. Gelsin mi? Hiçbirini koyamam şu anda. Basketbol. Verelim maçı. Raptors Warriors 2019 NBA finalleri 6. maç. Toronto'yu şampiyonlukla taçlandırdığı o sene Kawhi Leonard'ın, Kyle Lowry ile beraber ikisini parkede görüyoruz. Üzüldüğümüz bir maçtı ya. Çok kolay. Tabii Raptors'ın adı da doğru yazılmış bu arada. Raptors. Bu arada burada da ben iki oyuncuyu biliyorum. Sizin üç oyuncuyu bilmeme ihtimaliniz yok. Bir tanesini hatırlayamadım. Alalım. Yanlış olabilir diye düşünüyorum. Alalım. Ya. İlk beş pivotumdan emin değilim. Siakam, Green, Gasol. İnan göster bakalım. Siakam, Fred VanVleet. FV. Gasol. Ve Gasol. Siakam, Fred VanVleet, Gasol. Evet doğru, namus İnan'dan gereği. İnan'dan hata çıktı ilk kez. Danny Green, Pascal Siakam ve Mark Gasol böylelikle farkı 300'e indirdi. Acayip sen 600 ama. Puan aldın, 1100. Sen bu şey acayip bir seriydi ve Danny Green de acayipti hakikaten. Ama... Şu da önemli bu arada. Helal olsun Ronta'da. Orada birçok insan Ibaka da diyebilirdi abi. Cebeki. İlk 5 yedek pivotu ayrımı orada rahat güzel buldu. Ben orada bir terslik çıkabilir diye düşünüyordum. Çok iyi hatırlıyoruz bu maçı. Curry'nin atamadığı son şut üzmüştü biraz bizi. Şimdi sen oldun 1100. Ben nasıl yarışma 1100. Abi? Biz niye dip dibe geldik şu anda? Hayır lan, ne dip dibesi? 1400'sün sen. Ha. 300 puan fark var ve zaten son soruda 500 puan. Şu anda seni yenme şansı var. Açık aynen. Uçlu mu? Açık uçlu ama senaryo falan yok. Düz cevap, şıksız. Şıksız cevap. Tek bir kazanma şansın var. İnan'ın bilemediği ve senin bildiğin denklem. Onun dışındaki bütün senaryolarda İnan kazanıyor. İkiniz de bilseniz ve diğerleri. Ben Danny Green'i yazarak artık yani bu yarışmadaki misyonumu tamamladım. Bundan sonrası... Kazandın sen yarışmayı. Aynen. Şimdi... Yarışmanın galibini belirleyecek o soru. Bence ikisi de bilecek. Bacağım görünmüyor. Yine baskıyı yükledim. Alalım 500 puanlık o soruyu, yarışmanın galibini. Hem Michael Jordan hem Kobe Bryant hem de LeBron James'e karşı galibiyet yüzdesi %50'nin üzerinde olan tek isim kimdir? İnan direkt yazdı mı? Yazdı. Yok, yazmadım direkt. Yazdı. Ya olağan şüpheli var. İki tane kafamda olağan şüpheli var. Ama olan şüphelilerden birinden emin değilim. Hadi. Tamam. Tahminim var. Kevin Spacey. Olan şüpheliler. kardeşim ben de komik çocuğum ya. Esprilere bak. Kevin Spacey falan. Bil kazan Berivat. Bil kazan. Son 15 saniye. Hiç yakın bile değilim biliyor musun ya? Bil peki kazan. Sana şöyle söyleyeyim. Bu ismin NBA şampiyonluğu var. Şüphesiz. Muhakkak. Şüphesiz. Birden fazla mı var? Yok. Yani daha fazla söyleyemem. Böyle bir şey söyleme zaten. Daha fazla söyleyemem anlamında yok. Ha tamam bak, yoku bir bilgi olarak almıyorum. Daha fazla bir şey söyleyemem anlamında yok. Bir kazan Ruat. Bir tane var. Benim de canımı bayağı yakan bir şampiyonluğu var. Tamam. Hatta artık cevaplar verilecek. Hatta cevap verdiğin adamı Lakers'tan gönderen bir şampiyonluğu var. Alalım yanıtları. Shaquille O'Neal ve Tim Duncan ikisi de değil, 2004'te Detroit'le bize çaktılar. Shaq gitti, öküz öldü, ortaklık ayrıldı. Ama Duncan çıkmamasına şaşırdım. Playoff'lar daha iyi miymiş bu istatistiğe? No, normal season. Çünkü yani şeyden hesapladım onu, Washington sezonuyla birlikte Jordan'ın. Duncan buna çakmıştır diye düşündüğüm şeyde Spurs'la birlikte. Zaten LeBron'a karşı üstünlükleri vardır. Kobe ile de çok yakın o Lakers takımıyla Spurs. Ama şimdi playoff dahil edilirse playoff'ta üstünlükleri azalmış olabilir diye düşündüm. Garnett kafamdaydı. Duncan kafamdaydı. Bilhassa hiç aklıma gelmedi. Tebrik ederim. Güzel yarıştın. Seni zaten tebrik ederim. Müthiş bir galibiyet aldın. İkinizi de tebrik ediyorum. Hiç demediniz ki kardeşim ne ekstrası. Geldiniz,
çatır çatır yarıştınız. Çok anlamlı bir galibiyet oldu tabii üst turlar içinde. Belki üst tur yok ama İnan Özdemir de şunu bir kez daha gösterdi. Kolay kolay sırtı yere gelmiyor bu adamın. Şimdi NBA denince... Jordan 3, Duncan 2'ymiş. Jordan 3, Duncan 2'ymiş. Galibiyet yüzdesini söylüyor bence. Yani 5 maçın 40 üçünü... 40-60. 5 maçın 3'ünü Jordan kazanmış, ikisini Duncan. Evet, tamam, %60 Jordan, %40. Fact yarışma check. Bitti. Çok teşekkür ediyoruz Paribu'ya da katkıları için. Bir sonraki bölümde tekrar birlikte olacağız. İnancım elini ağzına sağlık. Seninle burada olmak bir şeref. Ruhat'cığımla da burada olmak bir şeref. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.